Neye korna çalıyorsun? Basana. Kaç basayım mesela? Bak, basabildiğim kadar basayım. Ve uzaktan bakıldığında 1, 2, boş verin. Çıkıyoruz diyorlar. Yıldız'a yakıştıramadık. Yıldız'a yapıştırıyoruz. Şimdi o neon renkli araba da geçerken bize yapıştırırmış. Hadi gelsin bakalım, bekliyorum. Egzoz patlattı o da. Burada da bir takipçi kardeşimiz var. Görüşürüz, dikkat et. Scooter'la vlog çekmeye başlamış şimdi. Bizim videoları izleyip ilk motosikletini almış biri. Az önce kayıt aşamasında hazırlanıyorken tanıştık. Neyse, BYK Motovlog'dan herkese merhaba. Özledim ya, vallahi şu giriş yapmayı falan özledim. Dostlar, bu kaplama olayı çok bekletti ya. Şimdi artık video bombalama sürecimiz başlıyor. Geçen video ortasında kesildi diye gazlama seven dostlar kızmıştı. Ben de kızdınız diye bu videoda yeni bir kıyakla sizlerle birlikteyim. Yine BYK, yine yeni bir konsept diyeceğim. Az sonra açıklayacağım neyin geldiğini yeni olarak. Bugün dostlar güzel bir gazlama yapacağız. Çok şaşırtıcı değil mi? Hiç yapmayız. Mutlu olduğum bir nokta daha var. Video gelme işinin tek sebebi kaplama değildi. Kaplama bizi 10 gün bekletti. Bizi bekleten, daha doğrusu size video yayınlamamı engelleyen en büyük şey neydi biliyor musunuz dostlar? Gördüğünüz şu kask işte. Şu kask başımıza neler neler açtı ya. 2 video, 3 video yalan oldu. Ve canavar gibi videolardı. Sağlık olsun, daha nicelerini çekeriz. Ondan yana sorun yok ama. Neyse, artık mutluyum. Bugün de heyecanlıyım. Çünkü kamera açısını da test ettim. Artık bir çözüme ulaştırdım yani. Eski profesyonel açımızla izlemeye devam ediyoruz. Dostlar, bugün yollarla... Geçmiyor TCS. Bugün yollarla dostlar baş başayız. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa güzel virajlı yollara dalacağız. Bir de şöyle bir şeyler bize musallat olsa tadından yenmez. 5.30. AYK. Arkadaşlar, size ne diyeceğim? 35 BYK 35 plakasını arıyordum ben uzun zamandır. Biliyorum internette... Daha doğrusu yollarda birçoğunuz BYK plaka gördüğünüzde Instagram'dan bana atıyorsunuz. Gönlüm çok isterdi doğrusu ama BYK plaka taşımak. Ama ben motosiklette kullanamam çünkü etiket olur direkt. Kimlere etiket oluruz diyecektim. Bakın, hemen hiç dillendirmeme gerek olmadan yanımızda bir tane. O yüzden tehlikeli. Bize gelmez. Ama yine de 35 BYK 35'i görünce bir dayanamadım. Bizim giyim hesabının kartlarından birini verdim ulaşabilmek için. Sağ olsun Instagram'dan o da dönüş yaptı, bir Mercedes'te o plaka arkadaşlar. Ne olur plakayı kendimde tutarım. İleride güzel bir araba aldığımda ona geçerim. Arabada durur en azından. Hem bizi de çok sarsmaz etiket anlamında. Hem de istediğim plakayı taşımış olurum diyerek. Arkadaşlar, plaka için 13 bin lira üzeri bir tutar isteniyor. Yani şöyle, o da şurada bir radar oluyor. Ona da geleyim ya. Radar oluyor burada arkadaşlar. Bir ay önce 2000 lira trafik cezası yemişim. Ve kaçta gidiyorken biliyor musunuz? Bakın şu an kaçta gidiyorum? 114. Ne yani, bu motor için bu bir neredeyse rulant hızı. Elim kolum açık salınık, sizle sohbet ederek gidiyorum. Ben 100 ile giderken arkadaşlar hız sınırını %50'den fazla aştığım için 2000 lira ceza yemişim. Bugün normalde kaydı vergi dairesini açacaktım borcu öderken. Ama yetişemedim. Yarın ödeyeceğim ama kayıtta olmam. Bir gün daha bekletmeyeyim sizi yani, süreci uzatmayayım. Yarın ödeyeceğiz mecbur, ne yapalım arkadaşlar. Sonra motosikletler niye plaka kapalı geziyor? Şu an plakamız açık ama. Uzun zamandır ceza yemiyorum diyordum. Seviniyordum. 2000 daha yedik. Bu konuya nereden geldim ya? Çok ayrı bir şeyden bahsediyordum ben. Plakadan bahsediyorduk sanırım. Evet evet. 13 bin liraya satın almış dostlar. Önceki, yani şu an o plakanın sahibi. Ve haliyle bu ne demek? Ben de 13 binden fazlasını istiyorum demek. Evet evet. Özlediniz biliyorum. Şu an lastiğim ısınmadığı için hiç denemedim teker yapmayı. Tutmayacaktır çünkü bu yol parlak. Lastiğin sıcak olması lazım. Aman aman, gerek yok, gerek yok, ben çıkarım. Ya da şöyle işte şerit arasında anca. Kalktı ama şerit arasından çıktığı gibi geri düştü. Bu arada çok güzel bir sinyal takımı şu an gölgenin üzerinde var. Sizlere de gösteriyor olacağım az sonra durduğumda. Viraj yapmak için peki nereye gidiyoruz? Manisa'ya gidiyoruz. Geçenlerde bir gün gazlıyorken, Instagram'dan takip eden dostlarım bilir, gazlıyorken yanlışlıkla Manisa'ya gittim arkadaşlar. Bu gerçek bu arada. Tünel var orada bir tane. Az sonra gireceğiz birlikte 4 kilometre. Lastik oranını da çok fazla tutmuyor. Ama bir ses şöleni yaşatacağım size. Bahsettiğim yenilikle birlikte onu daha
daha güzel hissedeceksiniz. Sadece videoyu atlamayın. Zaten fazla yol yok oraya kadar. O tünel öncesinde ise sonrasında mıydı yoksa? Öncesinde sanırım. Ya işte net olarak bilmiyorum. Virajlar var. Virajların tadına bakıyor olacağız. Sürekli düz sürüş olmaz. Nereye kadar yani, değil mi? Biraz da viraj yatıralım. Ama sözümden de anlayabileceğiniz üzere viraj nerede? Ne kadar açıyla virajlar var? Yollara bayağı yabancıyım. O yüzden sakin sakin gidiyor olacağım. Ama yine de viraj dostlar, öyle düz yolda hız açmaya, gaz açmaya benzemiyor. Kalp atış ritminizi çok farklı etkiliyor yani. Aman aman ya, bu aralısı var ya, Kur'an çarpsın deli ya. Bazen böyle dokunmamı mesela ışık hızında, roket hızında uzamıyor, tamam mı? Bazen yetersiz geliyor çünkü BT serisi kullanmış biri olarak. Aa, bu arada söylemeyi unuttum ya arkadaşlar. Yine Instagram'dan takip eden dostlar bilir. Bu kadar söylüyorum çünkü etmiyorsanız siz dedin. Orada da canavar gibi içerikler paylaşıyoruz. Hatta bu hafta çok güzel iki reels videosu var. Böyle hikayede paylaşılıp gaza getirilecek cinsen. Mutlaka orayı da takip almayı unutmayın deyip cümleme dönüyorum. Arkadaşlar biz MT7'yi sattık valla. Aralt'ı varken MT7'ye binesim gelmiyordu. Bio yapınca ikisinin aerodinamisi, ikisinin sürüş teknolojisi çok farklı. MT7'yi de kullan için bir takipçi kardeşimiz yazmıştı. Ona verdim gitti arkadaşlar. Çok çıkmayacaksın değil mi? Hiç işte sağa solu belli olmaz. O yüzden biz her olası duruma hazırlıklı bir şekilde sürüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel değişikliklerimiz var ya. Böyle uzun bir süre kamera karşısına geçemedim. Kamera arkasında oluyorum ben daha doğrusu. Uzun bir süre çekemedim işte, o yüzden bazı detayları bilmiyorsunuz. Birçok şey yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Hepsinden bahsedeceğim. Ama öncelikle sağ şeride çıkalım. Orada neon renkli bir araba var. Spor bir araba mı, sıradan bir BMW mi göremiyorum şu an. Şu çantayı bağladıktan sonra. Bak bir dakika, ben orta şeritteyim. Sakin sakin gidiyorum. Efendim kardeşim. Neye korna çalıyorsun? Ölüm bas, bassana. Orta şerit. Bassana, ölüm bol. Kaç basayım mesela? Basabildiğin kadar bas. Basabildiğim kadar basayım. Tamam. Sen de basabildiğin kadar bassana. Helal olsun ya. Hadi bakalım. Senin ben tipini. Ben basabildiğim kadar basıyorum. Arkadaşlar tiye alın bunun gibileri. Benim gibi davranın yani, sakın ha sakın. Sinirlenip yok işte aynasını vurayım, bak nasıl basıyorum gibi şeylere hiç girişmeyin. Bu gibi adamlar için canınızı riske sakın atmayın. Değmez. Bu neymiş ya? O ne arkadaşlar, tanıyamadım vallahi, bilmiyorum çok da. Yani arabalar hakkında da öyle profesyonel değilim. O arabayı tanıyanlar varsa, bilen varsa yazsın yoruma, ben de öğreneyim. Gördünüz mü yani, bassana diyor diyebilirdi. Gidonu tutmuyorsun adam, tutsana. Beni de riske atıyorsun, arabama zarar verebilirsin. O zaman okey bak. O kadar uzun süre boş yere korna çalan kişinin bunu düşünebilecek bir insan olmadığını biliyorum. Artık insan sarrafı olmuyor bir yerden sonra. Bas, basabildiğin kadar bas. Ne insanlar var ya. Taycan 4S. Dostlar sakın bulaşmayın bu arabaya, bakın. Bulaşmayın. O gün kayıtta değildim ama bir gün yolda böyle gazlıyoruz. Ufak ufak çıkışlar yaptık. Aynı hızlarda gidiyoruz. 200'deyiz en son işte. 200 km hızla küçümsenecek bir hız değil yani. Ne kadar uzayabilirsin 200'de gidiyorken? Bir anda sıfırdan kalkıyormuş gibi yok olamazsın değil mi? Ben de öyle bir şey bekliyorum yani. Taycan'ın gücünü ilk tattığım zamanlardan bahsediyorum. Ya adam harcadı ya vallahi bizi. Bir gün yolda falan denk gelirse, Porsche'leri tokatlıyoruz ya. Hakkını veren bir sürücüsü varsa bizi güzel bir tokatlar, siz de görürsünüz. İlk çıkışımda bakın, kuş ölüsü. Bu zamanlarda nedense çok daha fazla görüyorum ya gerçekten. Geçen gün sahil yolunda ilerliyordum. Kilometrede bir hayvan ölüsü vardı. Dikkat edin dostlar. Bakalım bizim reis mi geliyor? Biri hızlı hızlı geliyor. Yok o değilmiş. Zeki arkadaş çantamın tokasını takmama müsaade etmemişti. Şurada bir yerde dörtlüleri yakıp takalım şunu. Ben çantamın tokasını takıyorken sizlere de bir şey göstereceğim dostlar. Bunca zaman kayıtta değildim değil mi ya? Şükürler olsun kayıttaymış. Bir anlık kalbime indi yani, bu kadar cümleyi boş yere sarf ettiğim falan üzücü olurdu, neyse. Bir soğuk su aldım içtim şuradan. Soğuk su var mı dedim, abi en soğuğu var dedi, bayağı buz falan verdi yani, o da delikanlı bir abimizmiş. Geri dönelim konumuza. Çantanın şeyini bağladım, size göstereceğim de buydu dostlar.
Buradaki şu kablo kirliliğini halledeceğim ben. Ama siz şu an kayar sinyallere odaklanın. Gölgede yaptığım güzel eklentilerden biri oldu ama sadece kayar değil. Güzel yanı o, bu sinyalin en sevdiğim yanı o yani. Şimdi dörtlüleri kapattık bakın. Şimdi ise stop haline geldi. Ve uzaktan bakıldığında 1, 2... Boş verin. Çıkıyoruz diyorlar. Ne yapacaksınız stopu ya? O arabanın ne olduğunu sormuştum. Şimdi gümbür gümbür geçti. Ya bir yudum daha su içecektim. Neyse heyecanlandım. Adam kayboldu ama ya. Gitti şimdi o. O hızla nerelere gitti? Kaydı kontrol ediyoruz. Okey. 360'ı da açtık. Ya adam kayboldu aga ya. Ben bayağı hazırlıksız yakalandım. Onu yakalamaya çalışmayalım çünkü o adam harbi uzadı. Böyle tatlı virajları var buranın da. Benim ikinci gelişim. Çok beğendim. Yola henüz hakim değilim. Hangi viraj ne dereceyle kıvrılıyor, keskin mi falan bilmiyorum. Oradan görüntüleri yüklüyor olacağım dostlar. Şu an görüşüm kapandı. Hız kesiyoruz. Dikkatli yani arkadaşlar, yavaş yavaş. Yolu öğrenince burada surf yaptığımız bir videoda paylaşırız. Video sonunda lastikleri ne kadar yatırdığımı, motoru ne kadar yatırdığımı lastiklerden size gösteriyor olacağım. Bayağı anlaşılır olur çünkü daha önce gölgeyle öyle sık sık viraj yapmadığım için lastik çizgilerinden anlayacaksınız. Öğreteceğim onu da sizlere. Fren yapma kardeşim ya. Fren yapma, korkutma beni. Önüm boş olsaydı keşke. Ya ben nasıl viraj yapacağım ki? Nasıl olacak yani bu iş? Neyse, devam ediyoruz. Fren yaptık, vites düşürdük, konum aldık. Gaz açıyoruz. Dediğim gibi dostlar, yolları şu an çok hızlı gitmektense emin gitme taraftarıyım. Çünkü yolu tanımıyorum. Şimdi ise şölen başlıyor. Kaydımız açık mı? Açık. 4 kilometrelik bir tünel senfonisi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burada konuşmayacağım. Çünkü sizleri BYK Motovlog'un yeni mikrofonuna aktarıyorum. Canavar bir ses kalitesi sizlerle birlikte. Bayağı uğraştırdı beni ama kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. İyi dinlemeler. Trafik olmasa şuradan yapıştırıp gideceğiz ama gördüğünüz üzere arabalar var. Şimdi dostlar, kısa süreli bir önüm açık olduğu için mikrofonu net olarak anlayamamış olabilirsiniz ya da ben koymamış olabilirim. Ama üzülmeyin, bu tünelin bir de dönüşü var. Şimdi bir de geri dönüyor olacağız. O zaman bombayı duyarsınız şimdi duyamadıysanız. Bizi herkes yalnız bıraktı ama bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan biri var. Benzin ışığı, hoş geldin iki gözümün çiçeği. Bu gazlamadan sonra ben gelmezsem olmaz aga dedi ve geldi. Şuradan bir yerden dönmem gerekiyor işte arkadaşlar. Geçen sefer dönmeyi unutup Manisa'ya kadar gitmişim. Burası mı acaba? Aynen, bakın bura. Şimdi o neon renkli araba da geçerken bize yapıştırırmış. Hadi gelsin bakalım, bekliyorum. Egzoz patlattı o da. Hala patlatıyor taka tuka. Bu mikrofonla birlikte sanki motor bloğunun içindeymişçesine egzoz sesini duyuyor olacaksınız. O yüzden arkadaşlar yeni bir kanal açıyor olacağız. Kanalın ismi ne olacak bilmiyorum ama çok da yaratıcı davranmam muhtemel. O kanalın da linkini koyarım. O kanal ise dostlar sadece gölgenin ve egzoz sesinin birleştirilip videolarının sunulmuş olduğu bir kanal olmuş olacak. Yani ben hiç konuşmayacağım. Egzoz sesini doyasıya dinlemek isteyenleri o kanala alıyor olacağız. Bir arıza yaşanmış muhtemelen. Neyse şimdi mesela yine trafik var ama egzoz sesini dinleyin. Bu trafiğe rağmen yani 100 km hızla bile ne kadar mikrofonun fark ettiğini size göstereceğim. Neyse
arkadaşlar, ses böyle işte. Bu arada bahsediyorum işte, bu kadar uğraşıyoruz. Hepsi sizin seyir zevkini en doruklarda hissedebilmeniz için. O yüzden videoyu beğeniyorsak şu beğeni butonunu bir yumruklayıp, hala abone değilsek de abone ol butonunu tokatlamayı unutmayalım. Bu Mercedes gidiyor bu arada. Yıldız kayıyor yani. Ona bir eşlik edelim. Saçma bir fren geldi. Abartı yani. Yıldız'a yakıştıramadık. Yıldız'a yapıştırıyoruz. Yıldız'a yakıştıramadık. Yıldız'a yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Şimdi fren yapıyoruz. Fazla abartmıyoruz. Biz de yıldız gibi kaymayalım. Nasıl laf oldu ama? Bu da BYL plaka. O fiyatı öğrendim ya, bütün BYK kombinasyonları önüme çıkacaktır şimdi. Yakıştıramadık, yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni sözümüz ya böyle şeyler. İşte sürüş esnasında kendimden geçtiğim için kayıt nerede bitti bilmiyorum ama rüzgar güzel çarptı. Dostlar, GoPro'muzun şarjı bitmiş. Editlerken fark ettim, bu kısmı ekstra olarak kayıt alıyorum. Çünkü göstereceğim şeyden bahsettik, öyle göstermeden olmaz. Bakın, bu şehir içinde bizim yatırabildiğimiz açı, yani şehir içinde yatırmaya kalkışmadan normal en fazla yatabileceği açı motosikletin. Buradaki ise, gördüğünüz ise, şurada bakın, az önce arkadaşlara da gösterdim. Yaptığımız gazlamada yatırdığımız açı, şuradaki çizgiyi şöyle görebilirsiniz. Bu tabii ki buraya kadar yatıyor. Hem yolu tanımadığımdan hem de çok yetkin olmadığımdan öyle bir işlem yapmadık. Videoyu beğendiysek beğeni butonunu tokatlayıp abone olmayı da unutmuyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz. Bugünlük bu kadar. BYK kaçar.